aramızda Direct'in... Direct mi Direct değil mi? Direct. Direct değil mi? Evet. Direct'in solisti Bilge Köse Balaban var. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler... İyiyiz. Harika görünüyorsunuz. Sen daha iyi görünüyorsun. Teşekkürler. Böyle bir rahatlamış. Makyajım. En son klibini izledik. Evet, kimseler bilemez. O zamana göre daha bir sakalsız. Evet, kestim onları. Bayağı aradan zaman geçtiği için. İyi konserler var işte. Antalya'daydık. Güzel geçti. Klibin yeni çıkmış olması etkisi nasıl oldu? Nasıl gidiyor? Yani tepkiler neden çok bu kadar güzel. Gecikti ikinci klip? Biz çok klip çektik ama herhalde bu içlerinde en parlayan mı oldu acaba, siyah beyaz olması mı? Siyah beyaz olması mı? Bütün her şeyin bir araya gelmiş olması, bütün böyle işte grup elemanları küçük tesadüflerin bir araya gelmiş olması ve tabii Alex'in de dönmüş olması. Güzel bir klip oldu. Çok ben seyrederken keyif alıyorum yani. Güzel. Ben burada hemen sana oyunlara doğru geçiş yapacağım. Hı-hı. Biraz önce konuşurken seninle genel olarak oyunlarla ilgili seslendirme sekansından bahsettik. Nedir bu mevzu? Balamir şu anda Apple Store'da satışta. Satışta değil, pardon. Bedava download edebiliyoruz. Balamir'in işte muhafızları, generalleri vesaire, bu karakterleri seslendirdim. Balamir karakterini de genç bir arkadaşım seslendirdi. Nasıl bir oyun Balamir? Balamir muhtemelen programda da tanıtacaksınız herhalde. İnşallah bakalım. Keyifli bir oyun, Meta Games yaptı. Yağmur'un, Yağmur Hakan Boğan'ın çok hoş çizimleriyle. Kılıçlı bir karakter. İşte sarayda, kısa bir oyun aslında. Sarayda birkaç stage'de işte önüne gelenleri haklayıp işte en son... Sana saldıranlardan da kaçıyorsun. Yani aynen. Böyle keyifli bir oyun. Muhtemelen prenses de vardır şimdi kurtarılan. Yani sonunu söylemeyeyim. indirirlerse gayet keyifli bir oyun. Onun sonunda da Kredis'te güzel bir parça yaptım oraya, işte tema müziği Balamir. O hem seslendirmesi hem müziği, o güzel. Ya evet, buradan tanıtımını yapıyorum. Artık senin oyunun kadar olmuş zaten yani. Ya çünkü ben oyun hastasıyım. Çünkü Amiga ile Commodore, ardından Amiga ile büyüdük ve işte... Amiga 500'den bahsediyoruz. Aynen. Yani böyle bir oyunda bir çorbada tuzumun olması bana acayip keyif veriyor. Amiga 500 zamanlarında en çok oynadığın oyunlar neler? Tabii Sensible Soccer. Sonra Sensible Soccer'ı yapanların yaptığı savaş oyunu Cannon Fodder. İşte North and South. Onun dışında Shinobi diye bir oyun oynardım. Böyle yıldız atardı falan. Atari salonlarının vazgeçilmezi. Evet. Sonra Michael Jackson'ın Moonwalker'ını Atari salonlarındaki versiyonu zannedip almıştım ama böyle sadece yürüdüğü bir yandan gördüm. Yani Shinobi gibi platform oyunu çıktı. Ama yine de yani tabii beni mest etmeye yetti yani. Michael Jackson var. Ondan sonra tabii PC çağlarına ben biraz uzak kaldım. Hani. Peki bir şey soracağım. PC çağına geçmeden önce. Aha. Amiga'da oyun oynamak daha keyifli bir şeydi değil mi yani? Tabii canım, yani hani o günleri ben arıyorum. Şimdi Adana'da bilgisayarım. Annemlerin evinde. Yani benim eski odamda. Daha birkaç gün önce oradaydım, işte şöyle açtım bir baktım filan, hatta bir önceki gidişimde denedim çalışıyor mu diye, çalışıyor. Yani aynen, çalışması? Çalışması acayip bir şey yani, nostalji, işte o şeyi görüyorsunuz, o ekran, disketi, koyun ekranı filan, o beni benden aldı yani. Şimdi pardon, hiç bilmeyenler olabilir, eskiden biz disket diye bir şey kullanıyorduk, bu disket denilen şeyler çok kritik ve önemli objelerdi. Evet. Hatta şöyle daha büyükleri de vardı. Ona floppy mi dedi? Yok, başka bir ismi vardı onun. Bir siyah büyük, evet. Onlar daha farklıydı. Onları şöyle sokardın, ardından çat diye mandalını kapardın filan. Eski günlerde. Commodore'da işte. Commodore'um yoktu. Commodore'um oyunlarını oynamak için Güven ve Basri, iki arkadaşım, kardeşler bunlar. Onların evine giderdim. Hani biraz da pek abisi Basri pek oynatmak istemezdi ama bazen işte Elvira oynardık adventure oyunlarından işte. Ya işte şey zamanları çok güzeldi. İşte Commodore'da kafa ayarı yaptığımız, evet, işte evet, çalışmayan evet, bir şey olduğu zaman içine üflediğimiz, aynen, disk, floppy diskin ben şeyini açıp, aha, o demir kısmı vardı. Onun için içine üflediğimi hatırlıyorum ya yani. Biz sonuçta işte bir önceki yüzyılın sonunda doğmuş insanlarız. Hani nasıl 1800'lerin sonunda doğmuş insanlar 1900'lerin ortalarında bu dünyadan göçtüyse, aynı kafada da biz de 1900'lerin sonunda doğmuş insanlar olarak işte 2000'lerin ortalarına doğru bunları anlatıyoruz yani.
Şeyde peki şimdi hani bunlardan geldi, aradaki PC dönemini gene attın. Biraz önce bir aplikasyondan bahsettin. Artık hani bir cep telefonları üzerinden dönüyor birçok şey. Evet. Orada senin oynadığın oyunlar var mı aplikasyon olarak böyle? Yani şeyi çok oynadım ben. Şu tavukların olduğu oyun neydi? Angry Birds. Kuş onlar. İsim aldı. Tam yaşlı gibi değil mi? Ya da evladım tavuk vardı, böyle atardık tavuğu. Disket vardı eskiden bakıp. İşte kafa yarı falan. Yani evet, ben isim hafızam da kötü. Angry Birds'ı çok oynadım. Onun dışında da işte pek fazla bir şey oynamıyorum açıkçası yani. Ama iyi bir pesçi olduğunu söyleniyor. Yani evet, peste herkesin eline, kimse elime su dökemez. Teşekkür herkesin elinde su dökerim oğlum. PES. Yani şimdi son dönemde PES mi FIFA mı diye bir tartışma var. Sen bu tartışma PES tarafındasın belli olduğu kadarıyla. FIFA'yı hiç oynadın mı? PES'ciyim. Oynadım. Yok, bana uymadı yani. Nesi güzel ki PES'in? Ben FIFA'cıyım da o yüzden meraktan söylüyorum. PES... bilmiyorum yani... Saatin nasıl, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir başladık mı böyle, sabah beni bırakın, akşam alın yani. Öyle bir şey yani. Oradaki muhabbet ama aslında hani yanındaki adamı yani... Çerez ve içeceklerden oluşan ve göbeklenmeyle sonuçlanan bir... Yani maraton. Evet, birilerini koşturuyoruz ama biz hiç koşamıyoruz gibi bir şey yani. Bilgisayar oyunlarının en büyük yan etkisi olarak. Evet. Ama bu bir ileride yani böyle 2000'lerin böyle ilerilerinde herhalde bu çağın. O da şey olacaktı muhtemelen, bizim koştuğumuz sanal oyunlar falan olacaktı. Ve böylece amcalarımız oturuyorlarmış ya, oturarak oynuyorlarmış, ne kadar salaklarmış falan diyecekler muhtemelen. Yavaş yavaş yapmaya başlıyorlar. Evet. Yani jimnastik oyunları da var, şeyler, dans oyunları var. Şimdi gerçi biraz trajik ama hani Star Wars'un bir tane oyunu çıktı. Star Wars oyununda Han Solo ile beraber dans ediyorsun. Gerçi bir Star Wars fanı... Solo mu dans ediyorsun, Koro mu dans ediyorsun? Artık olduktan sonra nasıl istersen öyle dans ediyorsun galiba ama. Hani orada... Olacak canım. Herkes yani. Tamam, Han Solo'yu bir rahat bıraksınlar ya. Niye onu Solo bıraksınlar abi adamı tek başına. Bu arada yeni bir Star Wars şeyi kaybettim eBay'den, açık arttırması. Çok mutsuzum. Ne kadar, nasıl kaybettin? Ya yerli üretim bir zamanda fason. Ben çocukken aldım, bende iki tane figürü var. Tabii kutusunu attık o zaman. Kutu saklama, kutusunun içine saklama diye bir şey bilmiyoruz. Şimdi Chewbacca mesela parantez içinde aslan adam yazıyor. Hatta bir versiyonu maymun adam yazıyor. Yani bunlar çok hoş ve bulunmayan şeyler ama birisine son anda birkaç saniye kala açık arttırmada da kaybettim yani o figürü. Kadar kısmet, evet. Ama şu anda hani, bak Star Wars da mesela gene o biraz önce bahsettiğimiz Amiga dönemlerinde çok daha fazla şey ifade ederken son dönemde artık Clone Wars'ta birazcık fazla çocuklaştı, biraz fazla kolaylaştı. Evet. Yani şöyle hastasıyım Star Wars'un ben de, video yok. O zaman daha video yok işte, dediğim sene 86. TRT tek kanal gösterdiler. Ben ses kaydediyorum. Televizyondan teyiple ses kaydediyorum. O kasetler hala duruyor yani. Federasyon vesaire o konuşmalar falan. Yani evet, bayağı yaşlandık galiba. Galiba yaşlandık Sen o kadar PES'çiyim diye anlattın ama ben dediğim üzere FIFA tarafı bende biraz daha ağır bastığı için biz böyle bir FIFA'da insanlar daha iyi nasıl oynarlar, onunla ilgili dosya konusu hazırladık. Bir onu izleyelim, ondan sonra biz burada olacağız. Sana teşekkür ederim geldiğin için. Rica ederim. Görüşürüz.